Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bayram dönüşü ve ben birazcık yorulmuşum dün yolda. Bugün günlerden pazar, evdeyiz. Pazar kahvaltımızı yaptık. Tyson'ı evde bırakmıştık bayramda. Bizi çok özlemiş. Bugün hep dibimizde gezdi. Sabah kapımızı çaldı, yanımıza aldık falan. Hep kendini sevdiriyor böyle. Bugün ne yapıyorum? İş planı yaptım. Dün akşam gelir gelmez bavulları boşalttım. Sonrasında makineye çamaşır attım. İlk makine yıkandı. İkinci makinede makine hata verdi. Ben de su kesilince hata veriyor. Öyle bir hata sandım ama değilmiş. Ondan sonra hortuma bir şey sıkışmış. Bu alt kısmını açtık. Her yer soğudu. Makineyi çektik. Gece 12 idi. Saat 1'e kadar onunla uğraştık. Ben bozulacak diye korktum. Çünkü arkada bir sürü çamaşır vardı. O çamaşırlar ne olacak diye düşündüm. Hani bulaşık makinesi olsa elde yıkar kapatırsın ama çamaşır makinesi öyle değil. Neyse ki düzelttik. 2-3 şeyden sonra bozuk para ve bir tane plastik parça kaçmış. O yüzden yapıyormuş hatayı. Dün işte birkaç makine daha yıkamıştım. Bugün de kalan makinaları yıkadım. Bugün iş planımı yaptım dedim ya. Oturma odasının koltuklarını yıkayacağım. Ben bunu kullanıyorum. Makine için olan şampuanını, Kosta'nın. Gayet güzel temizliyor. Kokusu da güzel. Yalnız makina bozuldum, bozulacağım durumunda. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Umarım bozulmaz ve bu koltuklar yıkanır. Daha önce sildim ama silmeyle çıkacak kadar şey değil. Yani temiz değil, daha kirli. O yüzden şimdi bir makine daha attım. Onu bekliyorum. O makine bittikten sonra kırlent kılıflarını atacağım. Bir de tülleri yıkayacağım. Tüllerim çok kötü halde. Bütün tülleri çıkartacağım. Hatta Hakan'ı şu an merdiven almaya gönderdim. Bir merdivenim yok. Sürekli koltuk tepesinde falan ya da masa tepesinde masa çekiyoruz. Dur anneciğim, seveceğim, tamam. Onların tepesinde iş yapıyoruz. Dedim bu böyle olmayacak. O yüzden oda merdiven bakmaya gitti Nilhan'la beraber. Ben şimdi su kaynatıyorum. Ilık suyla yıkayacağım koltukları. Bu arada makineyle ilgili de çok soru geliyor eski bir videoma. Bu makine eski bir makine. Şimdi görürsünüz, göstereceğim size de. Parçalarını nereden bulabilirim diye soruyorsunuz. Bilmiyorum. Çünkü çok eski bir makine. En az 20-25 yıllık var herhalde. O yüzden parçasını anca böyle ikinci el satan, hani ben gibi mesela, makine bozuldu, parçalarını satmak istediğimde o gibi yerlerden bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Süpürge Market diye bir şey var, belki oradan da bulunabilir ama onun dışında sanmıyorum başka bir yerde parçasının satılacağına. Şimdi su hazır oldu galiba, beni bekliyor. Suyunu hazırlayayım, koltukları yıkamaya başlayalım. Makine bu, dediğim gibi çok eski bir makine ama iş görür durumda. Geçen gün arkadaşımın koltuklarını yıkayacaktık. Siyah su akıttı içinden. Niye öyle yaptı bilmiyorum. Dur Tyson, dur. Dur anneciğim, bu ilaç. Bunun dibinde az kalmış. Bunu direkt boşaltacağım. Şöyle o akadosun içindekiler. Şurada onun kapağı, onu takacağım. Diğer hortumu falan kirletmeyeceğim. Koltukları yıkadığım için şu başlık yeterli olur diye düşünüyorum. Yalnız halıyı kaldıracağım. Yine siyah su akıtırsa halıyı batırmasın. Halıyı bir toplayacağım öncesinde.
Şimdi koltukları bitirdim. Şu duvarda bir is lekesi var. Şimdi o is lekesine sarı güç sıkacağım. İnşallah çıkartır. Makine biraz zorladı. Duvar kağıdı da yırtılmış burada. Bakalım. Bu köşeye geldiğimizde de isliydi de bu kadar değildi diyorum ya. Bu sene acayip is oldu. Şöyle bakalım. Sıktım. İnşallah çözer. Şimdi tülleri de çıkarttım. Buranın salonu, mutfağın tülünü çıkarttım. Yatak odası da yıkanacak. Merdiveni Hakan almış. Bir de yeni bir deterjan keşfettim. Onu göstereceğim. Şu an böyle kusmuş gibi görünüyor ama daha yeni yıkadım. Islak. Bayağı bir ıslak kaldılar bu sefer. Yerler falan da ıslak. Onları sileceğim şimdi Vileda'yla. Şu camını açayım buranın. Ceryanda kalmayayım diye kapamıştım. Hah, bunu açtıktan sonra şimdi dediğim gibi bir şurayı şey yapayım. Sileyim. Yerler hep makinenin şeyinden siyah leke oldu. Şu koltuk kurumaya başladı bile. Şunlar tertemiz oldu. Bayağı bir kir çıktı. Şimdi kiri de göstereceğim size. Sarı güç çıkarttı galiba. Süper. Yalnız şuralara çok sürmeyeyim. Duvar kağıdı gitmek üzere. Akana bakar mısınız? Aa, şu altta isli bayağı. Ama güzel çıkardı. Bayağı şey olmuş. İs olmuş burası. Burayı da Tyson yırtmış. Üstü de koltuk. Nihan sağ olsun. Şey yapmış. Evet. Daha iyi durumda şu an. Kuruyunca daha da iyi olur. Camın şu köşe kısmına yetişemiyorum. O yüzden annem şöyle bana mop aldı, mandallı. Kendi de evde kullanıyormuş. Her çeşit bez takılıyor üstüne. Şimdi bunun üstüne cam bezini takacağım. Camları da sileceğim. Tülü yıkanıyor buranın. Ondan sonra perdelerini de yıkayacağım. Halısına bulaşmayı düşünmüyorum bugün. Şimdi yerleri sileceğim sonrasında. Buradan çıkacağım. Yani buranın büyük bir kısmı bitmiş olacak yani. Bayağı bir yoruldum. Koltuklar çok yordu. Makinenin başlığını tam oturtturamamışım. O da yeterince su vermedi. O bayağı yordu. Sonradan fark ettim. Bozuldu sandım. Thank you.
Bugünlük işi bitirdim. İşte koltuklar yıkandı. Halıya bir bakacağım şimdi. Bu da suyun kiri. Bayağı kirlenmiş. Yerleri sildim. Halıyı falan süpüreceğim. Öyle klentler şey olacak. Bu arada odanın şeklini de değiştirdim. Hem koltuk kurusun diye, hem de duvar kağıdı daha fazla zedelenmesin diye. Burasının işi bitti. Tülleri de yanlış yıkamışım. Öyle olunca diğer postayı attım. Şimdi onlar yıkanıyor. Ondan sonra diğerlerini takacağım. Size de en son halini zaten gösteririm. Bu arada yeni bir deterjan keşfettim. Bayram annemin beyaz pantolonuna kola döküldü. Nilhan'ın da üstü bayağı bir lekeliydi. Çorapların altı da fayans boyası çıkmıştı. Onlar genelde çıkmıyor. Sonra dayımın eşi bunu önerdi. Hatta bize de verdi. Onunla yıkadık. Bembeyaz oldular. O yüzden artık beyazlar için bunu kullanacağım. Bugün Hakan Migros'tan galiba 95 liraya almış bunu. Dün de A101'den şöyle siyahlar için olanını almıştım. Bu iki şeyi deneyeceğim bakalım. Bu arada bugün hep makine çalışıyor. Görmedin akşam bayağı bir sıkıntı çıkarttı. Buraya ben bu arada raf almıştım. Gösterdim mi bilmiyorum. Her şeyi burada saklıyorum. Bitenleri falan yine size göstereceğim zaten. Burayı da bir düzenleyeceğim. Bir de şurada çıkan tüller var. Onu toplayacağım. Dün de eve gelir gelmez mopla robot süpürgeyi çalıştırdım. Robot süpürgede bayağı bir içi Tyson tüyü dökülmüş, dolmuştu. Hakan da merdiveni almış, küçük istemiştim ama büyük almış. Ben merdivene çıkamıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir şekilde halledeceğiz. Salon içler acısı. Burası çamaşırhane gibi şu an. Baştan aşağı çamaşır var gördüğünüz gibi. Burayı da şöyle bir bıraktım kendi haline. Bu arada buraya yeni sandalye aldım bayram öncesinde. Bu şekilde. Buranın sandalyelerini de biraz önce Hakan çıkarttı. Çöpe götürüyor. Masanın da şu kaplaması kalkmış. Onu halledeceğiz. Hatta Hakan şu an şey toplayıcıya veriyor galiba sandalyeleri. Gördüm. Geliyor. Adam iyi. Aldı götürecek. Burada da Tyson Bey keyif yapıyor. Şimdi suyu boşaltmakla işe başlıyorum. Hemen topluyorum. Bugünlük işim bitmiş bulunmakta. Geri kalanı da artık izin günümde yaparım diye düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Böyle oldu. Buraya hangi tülü asacağımı bilmiyorum. Dün yeni bir tül aldım. Onu da yatak odası için takacağım. Yatak odasındaki bu tülü de uygun fiyatlı bir şekilde dolap hesabıma koyacağım. Oradan satmayı deneyeceğim. Çünkü benim evime şu an bu tül uymuyor. Ve fazla eşyalardan biliyorsunuz kurtulmaya çalışıyorum. Şimdi bunun fotoğraflarını çektim. Bildiğim kadarıyla hiçbir şey deformesi falan yok. Bakacağım yine. Bir de ölçülerini almam lazım indirmeden. Ya da indirdikten sonra da bakabilirim bilmiyorum. Ölçülerini de alırım dolap hesabına koyarım. Selamlar. Bugün günlerden salı. Ben şu an işten geldim. Tekrar gideceğim. Öğleden sonra dersim var. Karnımı doyurmak için geldim. Böyle dışarıda bu ara yemek yemeyi kestim birazcık. Hem böyle diyete başlar gibiyim. O yüzden midemi küçültmek istiyorum. Dışarıdan yemek yiyince de yanına böyle abur cubur istiyor canım. Sonrasında çayı kahvesidir, şudur budur. Bayağı bir fazla kalori alıyorum. Yaz da yaklaşıyor. Birazcık böyle bir 10 kilo daha vermek istiyorum. Yani birazcık değil, bir 10 kilo falan vermek istiyorum. O yüzden de eve geldim. Şimdi geçen gün çamaşırları göstermiştim salonu. Dün birazını katladım. Birazı nemli kalmıştı dün akşam. Bugün de geri kalanlarını toplarım diye düşünüyorum. Sonra dünden yemeğimi yaptım. Hatta bugün bugünün menüsü ayrı. Tavukları soslamam lazım. Bir haftalık yemek yaptım diyebilirim. Düdüklüde işte nohut pişirdim. Ondan sonra köfte attım buzluğa. Başka ne yaptım? Tavuklar var işte, tavukları soslayacağım. Ama önce karnımı doyurmak istiyorum. Bu arada benim bahar temizliğim bitti gibi bir şey oldu. Özellikle perdelerim çok kötüydü. Bütün odaların perdeleri yıkandı. Artık böyle ufak tefek işlerim kaldı. İşte mutfak dolabında temizlemediğim birkaç dolap var. Onları temizlerim. Ondan sonra banyo tuvaleti dün öğlen gene geldim eve temizleyip tekrar gittim işe. Böyle yapınca da iyi oluyor. Nilhan olduğu zaman çünkü iş yapabilme olanağım kısıtlanıyor bayağı bir. Bugün yatağımı toplamamıştım. Şimdi yatağı toplarım falan. Yani böyle ufak tefek işler kaldı anlayacağınız. İyi de oldu.
Ben balkonda o gün yıkadık, pakladık, camlarını sildik. Hakan yeni aldığım sandalyeleri işte ovaladı falan eski bir süngerle. Onları köpükledik, temizledik. Balkonda oturuyoruz akşamları. Hatta ilk akşam Nihan çok heves etti, montlarımızı giyip balkonda yemek yedik. O şekilde dediğim gibi işler bayağı yaralandı. Ben de böyle iç huzurum, böyle ev mis gibi kokuyor. Özellikle perdeler, gerçekten koltuklar çok kötüydü. Zaten evin kötü kokmasının sebebinden biri de isi gördünüz. Koltukların isli olmasıydı. Kaloriferler de söndü gibi. Ben yatak odasını dün açtım ama çalışmadı. Büyük ihtimal söndürdüler. Nilhan odasını da kapatmamıştık. Nilhan odası yanıyordu 2-3 günden beri. Dün akşam yandım, bilmiyorum, bizimki yanmadı. Yani havalarda bir iyi gibi bir kötü gibi, sabah soğuktu, şu an normal sıcaklıkta ama balkon şu an hala serin. Yani tam istediğim gibi bir temizlik oldu. Halıları da yaz bittikten sonra Eylül gibi vermek istiyorum. Çünkü yaz boyunca balkonda oturuyoruz, kapı cam açık, öyle olunca da tekrar içeri toz giriyor, halılar kirleniyor. Hallara çok fazla böyle şey yapmayacağım. O gün hatta bir halı yıkama makinesiyle yıkayayım dedim. Sonra dedim ki hiç uğraşma, yıkatmaya verirsin. O yüzden halı işine girmeyeceğim. Dedim ya, bu temizlik bile benim için yeterli oldu. Sadece mutfakta şu iki çekmece, şurayı yeni düzenlemiştim, burayı da yeni düzenlemiştim. Bir de bardak dolabını da yeni temizlemiştim. Sadece şu baharatların olduğu dolap çok kötü. Geçen gün de bulaşık makinesini boşaltmadan önce tabakların olduğu dolapları sildim böyle güzelce. Kaseleri indirdim aşağı. Yani anlayacağınız detaylı temizliğim bitti. Evimde mis gibi, şükürler olsun. Dediğim gibi artık ufak tefek işlerim var. Bir de çamaşırlar dün toplarken fark ettim ki artık yaz geldiği için bir sürü ütüm olmuş. Bir sürü ütüm var, ütü yapacağım yani. Bu akşam dizim var. Diziyi izlerken artık ütümü de yaparım. Oturma odası bu şekilde düzenledim. Sebebini de söyleyeyim. O koltuk buraya uyumlu olmadığı için duvar kağıdını iyice yırtmış. Zaten geçen gün göstermiştim. Öyle olunca da dedim ki bu koltuğu bu tarafa alayım. Buraya da yeni bir tül astım böyle. Bunu yine böyle bir marketten aldım. Şu şekilde desenli. Buranın perdesini çok fazla açmıyorum. Zaten evde değiliz. O yüzden kitaplığı da biraz daha böyle konumlandırdım. Buranın işi bitti. Robot süpürge de dün gezinmişti. Halı dediğim gibi çok kirli değil. Böyle ufak tefek lekeler vardı. Onları da daha önceki halı yıkama makinesini çalıştırdığımda yıkattırmıştım. Koltuklar mis gibi oldu. Gerçekten tertemiz, yani evden resmen temizlik kokusu şu an fışkırıyor. Artık evde yalnızım. Annem gitti, söyledi mi bilmiyorum ama bayram dönüşü onu da evine bıraktık. İyiydi. Günlerdir yemek yapmıyordum. Gelince hazır yemeğe oturuyordum. Dün akşam eve gelince bir yemek telaşası sardı beni. O yüzden işte buzluğa köfte attım. Hakan hatta kıyma almış. Kıymaları falan şu an dondurucuya atacağım. Yani bir sürü işim var, anlayacağınız böyle yemek anlamında. Neyse, annem börek falan stoklamıştı, poğaça stoklamıştı buzluğa. Artık onları da böyle zorda kaldığımız zaman yeriz. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Video günlerimi de çoğaltmayı düşünüyorum. Artık evde yalnızım çünkü. Öyle olunca da böyle bulduğum boş vakitlerde size video çekmek istiyorum. Çünkü bayağı bir boşladım burayı. Bir de çalışma temposu da yavaş yavaş artık azalıyor. Sınav yaklaştı. İşte dershanede de daha şey bir döneme girdik. Öyle olunca da daha rahatım. İnşallah video çekeceğim, yani öyle istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.